Transfer dosyasında Beşiktaş'ın gündemine bakacağız. Beşiktaş ezeli rakiplerine göre aslında transferleri daha erkenden tamamladı. Ve biraz daha elleri rahat. Çünkü ihtiyacı olan noktalara işte santrofor olsun, orta saha olsun, savunma olsun takviyeleri gerçekleştirdi. Ama yine arayışlar devam ediyor. Christian Fasnacht ki Ceyhun Bey'in de Ceyhun Kazancı'nın da ismini basın toplantısında telaffuz ettiği bir isim yaklaşık olarak da 20 günden biridir de gündemdeydi zaten. Doğrulamış oldu böylelikle. Mustafa, Christian Fasnacht sana ne hayal ettiriyor Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda ve teknik heyetinde? Şimdi hangi pozisyonda oynayacağı önemli, nereye düşünüldüğü önemli. Çünkü Fasnacht'ı bence oynayabileceği farklı pozisyonlar var Beşiktaş'ta. Kendi takımında birçok pozisyonda oynayabiliyor. Yani kenar forvet oynuyor. Sağ veya sol kenar forvet oynuyor. Üçlü orta sahanın içinde oynuyor. Yani üçlü yani baklava orta sahanın içinde oynayabiliyor. İşte Kandreva gibi. Yani iç orta saha deyince aklıma direkt Kandreva geliyor. Bu tip bir oyuncu. Direkt 4-4-2'nin sağ kenar oynuyor. Yani hem merkez oynama becerisi olan hem kenar oynama becerisi olan hem de hücum kenar hücumcusu olma becerisi olan skora destek verebilen bir oyuncu Fasnacht. Ve özellikle kanat beki için düşünülüyorsa çok mantıklı geldi bana. Çünkü şu yüzden bu arada hatta şöyle söze gireyim. Valer İsmail'in hakikaten şu anda pardonu yok. Onu söyleyelim. Yani en pardonu olmayan bence Jesus'u da buradan ekleyebiliriz. Çünkü tamamen takımı değiştirdi. İstediği transferleri yapıyor. Aynı şekilde Valer İsmail de. 3-4-3 oynayacağım ben diyorsun. Geçen sezon takıma bakıyorsun. Diyorsun ki ya bu üçlü savunmayı oynayacak bana direkt baba bir stoper, Serdar abinin kulakları çınlasın. Direkt bu oyunun oyuncusu lazım bana diyorsun. Adamlar sana Premier Lig'de 30'un üçünde maça çıkmış. Üçlü savunmada sayısı getiriyor. Hem merkez oynayabilen hem sol kenar stoper oynayabilen. Zaten Gerson Fernandes eklenecek. Emirhan gibi bir tane daha tempolu 8 numaram var. Bunları çok iyi toparlayacak net. Bu ligde her koşulda kendisini kanıtlamış. Joseph zaten kadroda. Bana hem Pires hem de uzun vurduğumda bana top indirsin. DJ Begors gelmiş yani en kalitelisi olabileceğin en kalitesi gelmiş. Evet. Onun indireceği toplar hareketlenecek. Yarım sezonda Süper Lig'de kendisini kanıtlamış. Muneka gelmiş. Bir zaten Gezal'ı var. Bir de tamamlayacak yaratıcı olan Gezal var. Ve Gezal'e de yeni bir rol biçmişsin, kabul etmiş. Kabul etmiş, o oynuyor da. Evet. Allah hakikaten oynuyor. Yani pardonu yok yani 10. haftaya geldiğinde Beşiktaş böyle zirveden uzak kalırsa ya baba toparlıyoruz inşallah Aralık gibi çıkışa geçeceğiz diye olmaz yani. O hocanın pardonu kalmadı bu kadroyla ama biraz geçen sezondan korkularım var hocayla ilgili. Oyunu çok kötü hani değiştirmemesiyle alakalı. Özellikle Kasımpaşa maçında hatırlar Serkan. Ben 3 hafta önceden ben asıl Kasımpaşa maçını bekliyorum dedim. Çünkü Sami Hoca'nın oyun aklını az çok biliyorum izlediğim kadarıyla. Ve Beşiktaş önüne basacağını, oyun kurduğunu tarafın Kasımpaşa olacağını düşünüyordu ve öyle de yaptı. Merkezi daha kalabalık karşıladı. Valer İsmail buna karşılık vermedi. Yani hiç ikili orta sahayı değiştirmiyor kolay kolay. Eksik kalsa da sayısı olarak. Bu yüzden ben hep şunu düşünüyorum. En azından kanat beklerden bir tanesi merkezleşebilmeli. Ki rakip sana 3 orta sahayla karşılık verdiği zaman senin bir tane daha merkezleşen oyuncuyla o baskı kırabilesin. Rıdvan biraz böyle bir oyuncu ki o da hani belli değil belki de gidecek. Biraz böyle bir oyuncu. Rosie direkt çizgiye basan bir kanat bek. Kalıyorsun merkezde yalnız. İşte Fasnacht bu noktada sağ kanat beki gibi düşünülüyorsa ya da sol kanat beki gibi düşünülüyorsa bence ikisini de oynayabilir. Orada merkezleşebilen orta sahayı aslında oyun içerisinde üçleyebilen bir oyuncu olabilir. Mesela işte idealde Joseph Gerson var diyelim merkezde. Fasnacht bir anda üçlü orta saha gibi gösterebilir. Hani rakip size üç orta sahayla bastığı zaman. Bu tip zaten 3-4-3 oynuyorken bu tip dokunuşlarla farklı yapmanız lazım. Özellikle büyük takımlarda. Brighton örneğini veriyor hep yapılabilir örnek diye. Hani yapılabilir derken o Premier League seviyesinde kendi çapına göre çok iyi iş başarıyor. Inter'i söylemiyoruz yani. Ya tabii. Orada mesela kanat bekine Trossard'ı koyunca fark yaratıyorsun. Orada hani topla oynama becerisi olan, merkez oynama zekası olan oyuncuyu kanat bek yapınca fark yaratıyorsun. O yüzden Fasnacht'ı umarım hoca böyle düşünüyordur. Şimdi o zaman Rosie ne olacak diye düşünce gelebilir. Rosie de aslında idealdi. Özellikle Beşiktaş'ın iç saha maçlarında sol stoperi ve merkez stoperi çok çok böyle süratli oyuncular olmayacağı için aslında burayı çok iyi tamamlayacak bir sağ stoper olabilir hızıyla. Evet farkındayım. Çok acayip pozisyon bilgisi olan
hamleleri çok acayip başarılı olan bir oyuncu değil ama zaten oyunu oyunda oynamayı tercih ediyor Beşiktaş. Rakibi kendi kalesine yakın savunmaktan değil de topu kaybettiği anda baskı yapacak. Vegors'tan başlayacak bir baskıya çevirmeyi düşünüyor. Zaten böyle bir oyunda kaleden çok fazla uzakta savunma yapmış olacaksınız. Hatta Rose gibi ya yani da benzer bir kenar stoperde bir yani hız talep etmeniz lazım. Böyle daha doğru tamamlanır gibi geliyor bana. Yani Fasnacht gibi merkezleşen bir kanat beki arkasında Rose gibi çabuk bir kenar stoper daha doğru tamamlar ama Valerian hocanın kafasında böyle bir şey var mı? Bilmiyoruz. Sen Fasnacht'ı sağ kenar gibi düşündün. Evet, kanat beki gibi düşünüyorum. Yani orada tabii o zaman stoperden eksilecek isim önemli. Kim merkezde oynayacak, kim sol stoper oynayacak, sayısı mı merkezde kullanacağın? İşte Emre Can daha bitmedi değil mi transfer? Bitmedi. Emre Can ve yani bir de şey bitecek var. Gibi Emirhan, görünüyor. Emirhan. Tabii ya benim de Tamamlayayım diye. Solda Emre Can ya da Emre Can umarım hani tamamlanır. İyi bir oyuncu çünkü. Emre Can Sayıs merkezde oynayacak gibi gözüküyor. Sağda Rozi. İşte Wellington Rozi maçına göre. Ya orada da ben açıkçası hani Fasnacht'ı hep öl oyuncusu olarak yani hiç böyle bir hani... Sen nereye koyuyorsun? Sola, i̇şte, sola mı? Ben yani çok bir yere koyamıyorum. Şimdi yani Mustafa bir plan çizdi. Bu plan da okey. Ama bu planın olup olmayacağını da bilmiyoruz. Hani sadece bir kendi içerisinde tutarlı bir plan çıkarıyoruz. Şimdi sağ öne koyuyorum, sol öne koyuyorum ama hep oyuncu hep ofansif gösterdi. Yani oynadığı takımda da hep arkasında biri oynadı. Tek başına bir kanadı kapattığı zaman Rozier'in sağ stoperliği yeterli olacak mı sorusu çıkıyor. Sola koysak sol stoperin yeterliliği olacak mı? Bir de oraya da yeni bir oyuncu koyuyorsunuz. Ekstra iki tane yeni oyuncuyla yeni bir kanat kurguluyorsunuz. Orada yeni bir soru çıkacak. Hani bu olmayacak diye demiyorum. Sadece bu hamleler kendi içerisinde sorular çıkarıyor. Yoksa oyuncu çok iyi bir oyuncu. Yani özellikle hani böyle en büyük meziyeti arka direğe yaptığı koşularla bitiriciliği ya da uzun mesafeli koşuları. Tek başına kanada oynayabilir ama savunma bilgisi o kadar iyi mi? Son dönemde bunu gösterecek bir oyun içerisinde olmadı. Hı hı. Doğal olarak arkadaki oyuncu çok değerli. Onlar da yeni sorular çıkarıyor. Mesela Beşiktaş'ın bir Sayıs gibi bir sol stoperi olsa, güvenilir de bir sağ stoperi olsa öyle bir kurgu var diyelim mesela. O zaman derim yani Fasnacht'ı sağa da koyabilirsin, sola da çünkü arkası güvenilir. Ama arkası biraz yeni sorular sorduruyor. Hazırlık maçlarında da çok önde oynamaya çalıştığı zaman Beşiktaş'ın arkaya bayağı toplar gitti ama şimdi tabii bunları görmek için yapılıyor hazırlık maçları. Bir de ana kadrodan uzak kadrolarla çıkıyorsun. Ama sezon içerisinde konuştuğumuzda da Beşiktaş bunu yaşıyordu zaten. Geniş alan veriyordu rakiplere. Arkaya kaçırmalar oluyordu. O savunmanın nasıl değişeceği biraz Fasnacht'ın yerini etkiler. Yoksa kendi başına Fasnacht zaten çok değerli bir oyuncu. Burada şunu söyleyeyim. Geçen sezon şunu söylüyordum hani Ferdi Kadıoğlu'nu kanat beki belki Serkan hatırlar. Vitor Pereira daha yeni kanat bekini de kullanmaya başlıyordu. O sayede aynı şekilde sahada. Yani savunduğum şey şuydu. Zaten yani üçlü tercih eden çok çok fazla kulüp yok. Özellikle transfer edilebilir takımlarda genellikle dörtlü savunma oynanıyor ve kanat beki deneyeceği oyuncu havuzu dar oluyor direkt bu oyunu oynayan oyuncular. Yani gidip Atalanta'dan Mahri'yi zaten alamazsınız yani. Kendisini kanat bekinde kanıtlamış bir oyuncu almak mümkün değil yani. Mümkün değil yakın. O yüzden biraz burada keşif yapmak lazım. Yani Pereira'nın Ferdi'ye yaptığı gibi ya bu çocuk arkasında şahane kanat beki çıkar bu çocuktan biraz tempo kazanırsa. Sen bir çocuk söylüyordun. Altyapıda Beşiktaş'ın. Aytu. O sol stoper. Mesela o sol stoperde onu değerlendirsek bu yapıda. Hem tabii diğer seçeneklere göre daha temposu daha olan bir oyuncu ama daha toy tabii. Direkt 11 var. Mesela Emre Can biraz daha 11'e yakın. Çünkü ben hazırlık maçında yanlış gözlemlemediysem sanki sol kenarda da gördü biraz. Olabilir belki ısmarladı. Hızına bakmak için denemiş olabilir. Hızlı bir oyuncu yani diğer Emre Can'a göre hani Emre Can gelmiş gibi kabul ediyorum. Ona göre daha çabuk. Daha hızlı, daha geniş alanda oynayabiliyor. Galatasaray bölümünde konuşmuştuk. İçeriden bir şey koymak. Evet. Aslında Ferdi'yi de içeriden alıp sol kenar beki ve sol bek yapmak gibi. Beşiktaş içeriden birini sol stoper ya da sol kenar yapıp Fasnacht'la beraber kullanabilme ihtimali. Yani Aytu direkt stoper. Hani stoper de çok ideal. Mesela Fasnacht'ı bu şekilde hani transfer olarak evet önde oynuyor. Ya da baklava orta sahanın sağ kenarında oynuyor ama... Yani biz bundan çok iyi merkezleşen bir kanat bek çıkarırız fikri
denemeye değer bence. Kenan'ı planlarından bir tanesi o. Kenan'dan çıkar mı peki? Yani Kenan'a da yeni rol mesela o şekilde biçildi. Kenan Fasnacht'ın sadece Serkan dedi ya, bu arada o koşuları kanat beklerken de yaparsa büyük bir skor artısı çok, olur. Çok büyük iş olur. Zaten Kostić olur o zaman. Tabii. Önünde zaten Weghorst, Mureka, Gezal var. Bir de kanat bekten Fasnacht'ın destek verdiği skor katkısı inanılmaz seviye gelir. Yani bu oyuncular bir doğru bir yapı kurulursa. Kenan sadece o koşuları yapabilecek oyuncu olur ama topla yapabilecekleri merkezleşme, orta saha gibi davranma çok fazla yok Kenan'da. Evet. Alternatif olarak en fazla düşündürü. Ama Fasnacht'tan ana plan oyuncusu çıkabilir. Peki şimdi tabii Rıdvan'ın durumu da hala belirsizliğini koruyor. Kaldı mı, gidiyor mu, ne olduğu belli değil. Rıdvan'ın durumu şundan dolayı çok daha önemli. İşin ekonomisi, Rıdvan'ın hayallerini gerçekleştirmesinin dışında yerli statüsünde oynatacağın oyuncu azlığı da. Tabii. Yani kadronun ana 11 oyuncuyu düşündüğünde kalecim var. Rıdvan o parçalardan bir tanesi. Diğer tarafta da üçüncü bir oyuncu. Mirhan var. İşte banko diyebileceğim bir oyuncu. Ya da sol stoper işte. Emrecan olacak. Ersin Emrecan banko. Ya da. Rıdvan kalırsa banko. Doğru mu? Öyle i̇şte görünüyor. Ya da sol stoper de Emrecan, Emirhan, Aytu. Ya o da gelirse. Bunlardan bir tane de Tayfur. Alanyaspor'da evet. Alternatif olan isimlerden birisi. O peki bu modelin içerisinde, Valerian İsmail'in modelin içerisinde doğru bir tercih midir? Aslında Fasnacht için tarif ettiğim tabiri yakın bir oyuncu Tayfur'da. Hı-hı. Ben de çok beğeniyorum. Yani bek de oynayabiliyor, önde de oynayabiliyor. Gol koşuları var, merkeze destek veriyor ama seviye olarak ana plana yazarım geçerim. Yani Rıdvan giderse ana plana yazarım geçerim oyuncusu değil bence ama alternatif olarak düşünülmesi gayet mantıklı. Hani hem oyuna sonradan girip etki edebilecek, yani biraz daha orayı tazeleyecek. Çünkü bazı maçlar olacak. Beşiktaş belki ana planı pres. Önde şiddetli baskı. Zaten Valerian İsmail nereye giderse gitsin. Takımı şiddetli baskıya göre diziyorsun. Ligin lideri oluyor. Özellikle kanat beklerin çok yıpranacağı maçlar olacak. Yani orayı maç içerisinde de tazelemek lazım. Hatta bazen rotasyonu da sokmak gerekecek. Hafta arası maçlar olduğunda. Tayfur oraya destek verebilir mi? Yani zaten Alanya'da kanat beki de oynadı evet, sık sık. Tabii. Mantıklı bir, hani alternatif olarak mantıklı bir tercih. Serkan senin düşüncen? Aynı görüşteyim. Yani Rıdvan'dan çıkıp Fasnacht'ı alamıyorsan o zaman Tayfur'u koyalım demem. Ama Tayfur'u alabiliyorsam ana plan yapılırken bir yandan alabiliyorsam alırım. Çünkü sol kenar beki oynatırsın. Sağ kenar beki oynatırsın. Gerekirse öyle bir an gelir ki önde de oynatırsın. Oynatmadığında da ben niye oynamıyorum diyecek bir oyuncu değil. Hatta zaman zaman yani kaymalar, yani futbolda çok önemli kaymalar. 3-4-3 diye çıkarsın. Bir ufak kaymayla 4-3-3 olursun. O kaymaları yapman gereken maçlarda rakibe göre direkt dörtlüde de hem sol bek hem sağ bek oynamışlığından dolayı oynatırsın. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ya Çağdaş Hoca zamanı ya Farioli zamanı. Özür diliyorum, hatırlayamadım. Stoperde de oynadı. Sağ stoper olarak da oynadı. Böyle Farioli oynatmıştı. Farioli oynatmıştı değil mi? O omluk hareketi o. Bir sağ stoperde oynamışlığı var. Hani Beşiktaş'a gelir sağ stoper oynar demiyorum. Oyuncu modeli. Şimdi bazı oyuncu vardır. Der ki yani ben olmaz der yani. Beni koyma der. Ben yedek otururum der. Hoca da der ki, ya da hoca der yani, ben bu çocuğu koyamam yani, yapamam der. Ama Tayfur'u bütün hocaları, yani ben Adana Demirspor zamanından hatırlıyorum. Sağ bek, sağ ön, ikili santrafordan birisi, hep son dönemde konuşuluyor ya, yardımcı santrafor oynadı. Stoper oynadı. Oynamadığında da ben niye oynamıyorum demedi. Basın toplantısında da ağzıyla söyledi. Hayalim Alanya'dan Beşiktaş'a transfer olmak dedi. Ve her futbolcu söylemez bunu bu arada. İmza töreninde söylüyorsun. Aslında sınırlıyorsun kendine. Diyorsun ki ben gitsem Beşiktaş'a giderim. Yani herkes o riske girmez. Oradaki şey de çok naifti. Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum demedi. Alanya'dan imzalıyor ve imzalarken diyor ki Alanya'dan Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Yani Alanya'yı da orada diyor ki bak, yani size de kazandırarak evet, giderim diyor. Yani kadroda bulundurdu ama ana planda Fasnacht üzerinde durulması Beşiktaş için